İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Tekrar Seçim 2014 programında sizlerle birlikteyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vakili Değerli Hocam Yusuf ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum teşekkür ederim. Böyle böyle tempolu enerjilisiniz bakıyorum. Demek ki bugünkü seçmenlerden aldığınız böyle size enerji mutlu etmiş. Tabii e, nasıl söyleyeyim onlar çok enerjik biliyor musunuz elektrikleniyor insan. Onlar da... Böyle e, güler yüzle karşılayıp ondan sonra samimiyetle kucaklayınca bak diyorsunuz ki siyaseten de iyi gidiyor. Yani <laughs> vatandaş çok mutlu. Mutlu yani mut vatandaş aslında kararını vermiş biliyor musunuz? Evet. E, yani şu an e, şey değil. Karamsar yani değil. söyleyeyim? Karamsar değil yani e, gör hesabını göreceğiz diyenler var işte. Ne yapacağımızı biliyoruz diyenler var işte desteğimiz sizinle diyenler var ama yani e, nasıl söyleyeyim pek kararsız görmüyorum. Sonucun, sonucun iyi olacağını düşünüyorum ve Kayseri'de büyük bir sürpriz yaşanacak. Efendim bu güzel söyleşi değerli meslektaşlarımızdan Erdinç Teğmen ve Metin Sönmez Beyefendi ile birlikte yapacağız. Sizler de tekrar hoş geldiniz hoş diyelim buldum. efendim. Ben şey açılışı yaptım ama Metin Bey yine sizden başlayalım. Tabii ki. Genelden daha sonra yerel doğru geçelim. Ya hızlandırılmış tur gibi oldu. Evet. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız sizden önceki konuktu. Ona da 17 Aralık'la ilgili sorular sorarak başladık. de enerjiyle başladık. başladım zaten. Evet. <laughs> <Enerji başladığımız gülüyor> hocam, hocam evet eee. Oradan e, devam edelim isterim. 17 Aralık ve 25 Aralık operasyonlarına Milliyetçi Hareket Partisi nasıl bakıyor? Aslında ne oldu? Türkiye o günden beri e, yani frene boşalmış bir kamyon gibi e, yokuş aşağı gidiyor görünümünde. MHP'nin genel değerlendirmesini e, alabilirsek seviniriz bu noktada. Şimdi Metin Bey e, aslında gerçekten 17 Aralık bir sanki dönüm noktası olarak değerlendirilebilir, milat gibi değerlendirilebilir Türkiye'de. Ee, ama ne için biliyor musunuz? Sadece yolsuzluk meseleleriyle ilgili değil. Ee, Türkiye'de... E, siyasetin... bu denli... E, bel altına indiği... E, seviyesizleştiği bir ortamın da başlangıcı olarak değerlendiriyoruz. Ee, mümkün olduğunca... E, ...o seviyelere inmeme düşüncesiyle hareket ediyoruz. Şimdi Çünkü e, bu son derece sıkıntılı bir dönem. E, sadece yolsuzluk iddiaları değil... ...mecliste çıkarılan e, bir takım yasalar var ki... ...bunlar e, hukuk dışı, anayasayı da ihlal eden... E, ...sadece korumaya yönelik bir takım yasalar. Ondan sonra e, artık ipin ucu kaçmış şekilde... Bir takım suçlamalar, herkes birbirini artık suçlamaya başladı. Bir takım değerler ortadan kalktı adeta devlet adamı olma vasfı ve kültürünü neredeyse Türkiye kaybetti şu sıralar. Yani açıkçası iş çayrından çıktı, zembere boşalmış bir çark gibi. Artık her şey allak bullak bir hale geldi. Dolayısıyla bu Türkiye'nin lehine olan milletin Türk milletinin lehine olan bir hadise değil. değil. Bunun çok tehlikeli sonuçlara gitmesinden endişe duyuyoruz açıkçası. Sokaklar tekin değil. Allah korusun 1970'li dönemleri ben yaşayan bir insanım. Üniversitedeydik. Yani bitirmiştim 70-71'de. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye'yi o dönemlere doğru götürmek isteyen karanlık güçler çatışmaya sokmak isteyen karanlık güçler Bunlar bugün artık neredeyse kendilerini gösterir hale geldiler provokasyonlar işte tekrar terör hareketleri Sadece geçen gün işte ni meydana gelen işte Arnavutluk bir de Yugos şey Kosovalı, Evet, terörist e, olarak nitelendirenler ki jandarmayı öldürmekle sevap işlediğini söyleyebilecek kadar ileriye giderdi. Evet. Artık yani iş çağrından çıkmış durumda. E, Güneydoğu o acayip bir durumda. E, seçimlere yaklaştığımız dönemlerde ne olacak? E, selametle bu seçimi atlatacak mıyız? Atlatamayacak mıyız endişesi? E, bir taraftan BDP'nin e, şeyleri mensupları özertlikten bahseden bir tavır içerisindeler. Tam bu sırada 21 Mart'ta Nevruz günü tekrar Abdullah Öcalan'ın ondan sonra işte Kandil'den gelen videoların gösterildiği bir ben tane Ben tam bile onu soracaktım hocam. Bayrak olmayan, Türk evet. bayrağı olmayan evet. ama... MHP yeterli tepkiyi verdi mi bu noktada? Çünkü şöyle siz de ifade ettiniz yani daha açıklayıcı olsun diye. 21 Mart'ta Nevruz kutlamaları sırasında terörist başının orada bir bildirisi okundu. Evet. Ve şu anda terör örgütünü yöneten Cemil Bayık'ın da canlı bağlantısı, canlı bağlantısı vardı. vardı. Bu vahim bir tablo değil mi Türkiye açısından ve yeterli tepki verdiniz mi? Vahim ötesi bir şey sadece bizim tepki vermemiz meselesi değil. Bakın tabii ki ama meclis kapalı olduğu için fazla gündeme gelmedi. Geçen yıl mesela bununla ilgili çok daha ağır bir tepki göstermiştik, meclis açık olduğu evet. için. Fakat bu dönem seçim dönemine de denk geldiği için verilen beyanlar, seçim sloganlar içerisinde eridi gitti. gitti, kayboldu. Zaten şöyle düşünün, bu seçim dönemi veya seçim döneminin öncesinde Güneydoğu'dan kim haberdar? herkes tapeleri izlemekle meşgul veya bunun yolsuzluklarla ilgili işte yasaların çıkarılması yok, torba yasaların çıkarılması ama bu sırada güneydoğuda neler oluyor? Hiç kimse bununla ilgilenmez hale geldi. Halbuki yani öyle tehlikeli bir boyuta e, girdik orası. Neredeyse e, güvenlik güçlerinin e, artık e, orada hakimiyeti sağlamak güvenliği sağlamak bir yara. Sadece çatışmaları izliyorsunuz dikkat ederseniz. Hani analar ağlamasın diye yola çıkılmışken, şehitler gelmesin diye yola çıkılmışken Allah korusun ki e, ama bu bir gerçek. E, PKK iyice yerleşti. Şimdi e, diyelim ki onları oradan söküp atmak e, çok daha e, bize belki acıya mal olacaktır. E, çok daha e, yani analar fazlasıyla ağlayacak Olacak. bir ortam doğuracaktır. İnşallah olmaz ama görünen köyde kılavuz istemez. Bunlar hep bir kenarda kaldı. Dolayısıyla kendi şeyine düşmüş, kaygısına düşmüş bir hükümetin yani kendini aklamayı da bir yana bırak, sadece başkalarını suçlayarak kimisine kafir, kimisine hain, kimisine çete, kimisine paralel yapılanma derken Ülkenin bir parçasında neler yapıldığını tamamen e, kamuoyundan e, yani uzaklaştırılan bir olaylar silsilesi. E, yani e, doğrusunu istersen 17 Aralık Türkiye için e, bence bir e, milat. Ama bu milat Türkiye'nin pek hayrına olduğunu düşünmediğim bir milat. E, çünkü... Bir taraftan bakıyorsunuz yolsuzlukla suçlananlar, tapeler ve burada hukuki veya gayri hukuki alınmış olsa bile bir artık herkes şuna inanmış kamuoyunda bir yolsuzluk var. Bu kanuni alınmış bu bilgiler veya alınmamış ona kimse bakmıyor. Ama bir şey var. Yani bunu çete de yaptı dedik deseler, paralel yapılanma da yaptı deseler, yani ateş olmayan duma, yerden duman çıkmaz hesabı bir şeyler var yani bir yanlışlar var e işte fezlekeler hazırlanıyor meclise evet. geliyor dolayısıyla bunlar yok sayılamaz yani zaten öyle olacak olsa yani gerçekten olmasa zaten suçlanan insanlar çıkarlar ben artık aklanmak istiyorum kardeşim bunlardan bıktım işte mahkeme mi ne yaparsanız yapın demesi gerekir ama demiyor tam tersine koruma kanunları çıkarılıyor sürekli olarak. Yani HSK tekrar değiştiriliyor. Şöyle düşünün. Kayseri için daha da önemli. Çünkü HSK'nın kuruluşuyla ilgili anayasa değişikliği 2010 yılında gerçekleştirildi. Ağustos ayında. Biliyorsunuz evet. referandum yapıldı. Kayseri %73 evet dedi. Şimdi 3 sene sonra Sayın Başbakan çıktı. Dedi ki yanlış yapmışız. Orduya kumpas kuruldu. Şimdi yani bakın 3 sene önce e, Avrupa standartlarında bir hukuk sistemine sahip olacağımızı çıkıp anlatan bir başbakanın 3 sene sonra yanlış yaptıklarını ifade edip HSK ile ilgili yeniden hükümetin kontrolüne aldığı bir yapılanma meydana getirmesi aslında bir skandaldır. Çünkü... İşte sadece Kayseri'de 73, %73 kişiden önce özür dilemesi lazım. Biz sizi aldatmışız, yanılmışız, kusura bakmayın demesi lazım en azından ama hükümetler için kusura bakmayın diye bir söz söz konusu olmaz. Dolayısıyla onları değiştiren sürekli olarak diyelim ki İstanbul'da Savcı Öz'ün başkanlığında yürütülen 17 Aralık operasyonunda diyelim ki kumpas kuruldu. Peki Türkiye'nin bütün genelindeki güvenlik güçlerinin yer değiştirmesine, görevden alınmasına veya hakim ve savcıların yer değiştirilmesine sadece e, geçen gün biliyorsunuz e, 200 küsür e, 276 zannediyorum. Hakim ve savcı yer değiştirildi. Ondan öncekilerle beraber 500'ü geçti. 10 binin üzerinde emniyet mensubu bin ifade edildi. 10 binin üzerinde emniyet mensubu değişti. Evet. Şimdi o zaman şöyle düşünüyorum ben, e, hükümet madem ki başlangıçta tamamen demokratik, bağımsız bir hukuk sistemini savunurken veya kendisine kumpas düzenlendiğini buna rağmen düşünürken o zaman e, bu işte hiç alakası olmayan şehirlerdeki e, emniyet görevlilerini neden görevden aldı? Eğer onların da operasyon yapacağını düşünüyorsa demek ki bir bildiği var. Yani bir sıkıntısı var, bir şüphesi var. Şimdi Kayseri'de de alındı biliyorsunuz. Doğrudur. Demek, son ki, e, demek ki son günlerden. Demek ki korktuğu bir şey var. Yani burada da bir şeyler çıkacağından endişe duyuyor veya Adana'da çıkacağından endişe duyuyor veya başka şehirdeki de çıkacağından endişe duyuyor bir ki çok alıyor. oldu evet. A öyleyse şimdi 17 Aralık'ta kendisine düzenlenen kumpasın veya paralel yapılanmanın veya çetenin yaptıklarının başka yerde yapılacağını nereden biliyor? Bu soruları mecliste de sordunuz mu efendim? Tabii ki. Aynı şekilde. Tabii, aynı şekilde sordum. Şimdi şey Evet efendim, şimdi tabii ki Türkiye geçmiş tarihine baktığımız zaman birçok vesayet sistemine maruz kalmış. Her bir buçuk yılda bir hükümet değiştirmiş ve her on yılda da bir ihtilal yaşamış bir ülke. Gezi olaylarını yaşadık efendim en son biliyorsunuz. Bunlar tabii ki başta farklı çıkmış olabilir ama daha sonrasında genel başkanınız da kesinlikle sokağa çıkmayın şeklinde hakikaten çok yerinde bir açıklama yaparak biraz da ön aldı aslında. Olaylar çok da tırmandırıldı. Bu sadece bizim ülkemizde değil, dünya, dünyanın değişik ülkelerinde, Endonezya'da, Malezya'da biliyorsunuz başka gelişmiş ülkelerde de benzer hadiseler yaşadı. Dolayısıyla şimdi son olaylar, 17 Aralık'tan sonraki bu yargı darbesi denen hükümetin kendisine kumpas kurulduğunu, hatta başbakanın ipe götürüleceği eğer başarılı olursa varacak kadar yorum yaptığı bir süreçte ee, bu e, görev değişiklikler HsKya olan müdahale tabii ki normal şartlarda, demokrasilerde bunlar e, zorlamadır, doğru değildir. Ama anormal bir durum olduğunu ifade ediyor Sayın e, Başbakan ya da Hükümet, Hükümet Kanadı. İşte e, 2011 seçimlerine yaklaşırken MHP'nin özellikle yöneticilerine de bu tip aslında dinlemelerle doluyla şantajlar ve kumpaslar kuruldu biliyorsunuz. CHP'ye kuruldu. <laughs> Peki e, siz hükümette olsaydınız e, partiniz Böyle bir oluşum ve yapıya farklı mı davranırdınız? Ya da nasıl davranırdı MHP? Ya da sizin düşünceniz ne bu konuda? Şimdi Erdinç Bey, efendim. şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi normal devletlerde, diyelim ki gezi olayları, hangi sebep gösterilmişti? Taksim'de, <laughs> Taksim Parkı'na evet. bir topçu kışlası yapılmasıyla alakalı bir şey olmuştu biliyorsunuz. Şimdi e, buradaki e, topluluğun itirazı oradaki ağaçların kesilmemesi de top çıkıştasının yapılmaması, oraya yapılmaması konusunda bir itirazlar vardı halkın. Evet. Şimdi normal şartlarda olması gereken şey şuydu. Bir, önce top çıkıştası dediğimiz kışlanın, ben tarihçiyim sonuç olarak, rölevesi olmayan ve onun statiği olmayan bir binanın yapılması mümkün değil biliyorsunuz. Ancak Nasıl? benzerini yapabilirsiniz. Yani tarihi bir eser değil. De. Korumak ya değildi. Sadece maket olarak tekrar ona benzer bir şey yapabilirdiniz. Hiçbir tarihi özelliği de olmazdı. Şimdi madem bu kadar önemli değil, tarihi bir restorasyon değil bu. O zaman aslında normal şartlarda bir başbakanın çıksaydı deseydi ki oradaki insanlara ortalığı düzeltmek açısından düşünün. Deseydi ki biz halkın isteğine karşı çıkmayız ve hiçbir böyle bir ağaç ve böyle bir şeyin kesilmesini asla kabul etmeyiz tamam vazgeçtim Taksim'den deseydi, bu olaylar olacak mıydı? Veya olduğu takdirde, o zaman nasıl değişik bir anlayış ortaya çıkacaktı? Bakın, bir defa burada en büyük yanlışlardan bir tanesi, bu olayların ortaya çıktığında, Başbakan'ın ortalığı yatıştırmak yerine, daha da üzerine gittiğini gördük. Yani, %50'yi içeride tuttuğunu, ondan sonra buna asla izin vermeyeceğini ve yapılacağını, asla bunlara taviz vermeyeceğini belirten bir anlayış ortaya sergiledi. Bunun ötesinde bir de tam olayların en cafcaflı zamanında Sayın Başbakan planlı plansız yurt dışına gitti. Bakın eğer yurt dışına daha önce planlanmış olsa bile böyle olayların çıktığı bir dönemde bir ülkenin başbakanı yurt dışına gitmez. Hatta yurt dışında ise gelir. Çünkü Orta Doğu'da meydana gelen olayların, ayaklanmaların vesairenin Türkiye'ye sıçraması kaçınılmazdır. Ki bir o Arap bağrı var. Yani işte onu diyorum. Domino -taşı onu, onu anlatmaya geliyor. çalışıyorum. Yani oradaki olayların ta içindeydi Türkiye. Yani hatta taraftı bazı şeylerde, durumlarda. İşte Mısır'da Morsi taraftarıydı. İşte şeyde Suriye'de Esad'a karşıydı. Evet. Şimdi veya Tunus'ta veya Libya'da. Şimdi böyle bir ortamda ülkeyi yöneten bir kişinin yurt dışında çıkması doğru bir şey mi? Normal devlet anlayışında çıkmaz. <laughs> Kaldı ki Sayın Başbakan oradan geldikten sonra hala ısrarla gezi olayları ad altındaki olayların üstüne gitti. Ama ne zamana kadar? 12 gün sonraya kadar. 12 gün sonra vazgeçtik dedi. Kanun ve mahkemelerin vereceği karara hareket edeceğiz. Peki ilk gününden bunu söyleyemez miydi Sayın Başbakan? Söyleyebilirdi. Neden söylemedi sizce? Peki ağaç mevzusu dendi efendim. Daha Bakın, sonra bir sürü zarar verildi. Bahane ya. Bu. Çok Bakın bol. bahane olabilir. Ama bunu susturabilmek, bunu geçiştirmek için, yumuşatabilmek için Sayın Başbakan 12 gün sonra söylediğini birinci günden söyleyebilirdi. O zaman kimsenin eline koz vermemiş olurdu. Ama yanlış yaptı. Yani bir başbakanın 12 gün sonra söyleyeceğini aslında birinci gün söylemesi onun liderlik vasfı olması gerekir. Devlet kültürü bunu gerektirir. 12 gün için beklemiş olabilir efendim. Belki de olaylar böyle. Bakın şimdi değişik bir takım hususlar söz konusu bu geziyle ilgili. Sokaklara dökülmemesi konusunda evet Erdinç Bey'in de söylediği gibi genel başkanımız kesin talimat verdim. asla sokakta evet. olmayacak. Bugün de aynı şeyleri söylüyor. Aynı şey Sokaklar karanlıktır. Asla sokaklara kimse inmemelidir. Tehlikelidir. Tekin İktidarlar bu, evet. Demokrasilerde sandıkla geldikleri gibi sandıkla götürülmelidir. Doğru sürekli bu dikkat ederseniz. Evet sürekli yani gündeme İkaz taşınan İkaz ediyor. Budur. Evet. Ve ülkücüleri şeyde bile İstanbul'da bizim o Meşhum saldırı saldırı evet. sonrasında işte bir değerli ülke Gazeteci. gazetecimizin aynı Cengiz. zamanda öldür evet, Cengiz Bey'in evet. Bey evet. şehit edilmesinden sonra bile insanları sokağa dökmeme konusunda büyük itina göstermiştir biliyorsunuz. Çok doğru. Ve olmaması gerekirdi. Çünkü ben de o dönemde yaşamış bir insanım. Sokakların durumunu biliyorum. Sağ sol çatışmalar altında dünya kadar insan genç öldü. Sonunda kimlerin bu işi bu hale soktukları da ortaya çıktı. çıktı. Şimdi dolayısıyla aynı hataya düşmemek adına yerel başkanımız doğru kararlar verdi orada. Ama şunu söyleyeyim. O doğru kararlar verirken bir taraftan Sayın Başbakan'ın ona destek olması gerektiğinden sürekli devlet beye çatıyor. Yok onların çeteyle işbirliği yaptığı, yok işte paralel yapılanmayla işbirliği içinde oldukları. Bakın şimdi siz eğer paralel yapılan, yapılanma dediğiniz çete dediğiniz insanlarla 11 yıl beraberseniz ve 11 yıl siz bunun çete olduğunu anlamamışsanız siz devlet yönetemezsiniz. 11 yıl sonra size gelen bir e, iddiayla eğer bunu çete haline sokuyorsanız o zaman yine kusura bakmayın ki siz adamdan anlamıyorsunuz demektir. Devlet yönetimini bir yana bırakın. Ama diğer taraftan suçladığı insanlara haşhaşi dediği çete dediği paralel yapma dediği adamlara niye soruşturma açmıyor o zaman? Niye mahkemeye vermiyor? Ama Sadece konuşmadan sonra vereceğini söyledi efendim. Şey, şey Se bakın, seçimden sonra bakın, vereceğini bakın. niye söylüyor? Şimdi suçluysa adam anında siz 3 ay 4 ay geçti. 17 Aralık'tan beri kaç ay geçti? 3 ayı geçti. 3 ayı geçti. Bugün 3, ay İstanbul'da oldu. bir yere polis teşkilatı baskın yaptı. Yani 3,5 ay sonra hı. ne zaman? Bugün. Peki 3,5 ay nerede? İşte o, Bakın onu, yani şimdi yapmayın Allah evet. aşkına. Siyaseten de olsa devlet yönetiminde hukuku bir kenara bırakamazsınız. Eğer birisine bir suç isnadında bulunuyorsanız o suçu söylediğiniz andan itibaren de suç duyurusunda bulunursunuz. suçlarda teslim edersiniz. Efendim dinlemeleri normal mi görüyorsunuz? Ya da Bakın dinlemeleri normal görmüyorsan normal Dinlemeni normal görmüyorum ama tabii ki Siz e, de mahkeme mahkeme bu kararı vermişse tabii ki normal evet. dinleyebilir. Ve bunların birçoğu da mahkeme hmm. kararıyla dinlenmiş. Ama mahkeme kararı olmadan da dinlenenler var. Var. E peki MHP hakkında 2011'inde yılında Yine O kasetler çıktığında atla verdik. Kredi kartı numarasını da verdik. Peki Sayın Başbakan niye bunların üzerine gitmedi? Neden sessiz kaldı? Hatta özel değil, özel değil, genel, genel diyen meydanlarda başbakan değil miydi? Şimdi bakın, bunların hiçbir tanesini biz unutmadık. Ama biz hala iddia diyoruz bakın. İddia diyoruz. Ama iddianın bir e, toplum, bir kişi üzerine, hatta bir parti, siyasi parti üzerinde yıpratıcı olduğu göz önüne alınacak olursa o zaman Başbakan'ın yapması gereken bu iddia gelir gelmez derhal hukuki yola başvurması gerekirdi. Yani eğer iddia edilen kişileri Başbakan görevden alıp bunların mahkeme edilecekleri bir ortamı sağlamış olsaydı bugün AKP %10 daha fazla oy kazanırdı. Ama yargı zaten yap Bakın yargı e, değil bakın yargıda Hayır. Ciddi sıkıntılar Ondan, var ama öyle değil efendim. Ciddi o onun iddiası. Ya. Yani şimdi ortaya konulan şeyler, iddialar Yalnızsa niye başkası üzerinde o iddia söylenmedi de şimdi söyleniyor? Peki ayakkabı kutusundan çıkan paraya diyor ki Sayın Başbakan efendim bu diyor 4,5 milyon dolardan bahsediyoruz. Evet. Diyor ki bu diyor işte bağış paralarıydı, hayır paralarıydı. Nerenin? Makedonya'daki bir üniversite ve Çorum'daki bir imam, i̇mam hatibi diyor. Peki kardeşim bu para Yusuf Alaçoğlu'nun evinde bulunmadı, odasında bulunmadı bir banka genel müdürünün evinde bulundu. Şimdi siz bir banka genel müdürü 4,5 milyon doları yani 10 milyon TL'yi 10 trilyona eski parayla bankada saklaması gereken evinde saklaması sizin akla yatıyor mu? Mantığa uygun mu? Ama bankada da koysa genel müdür kimse hesabını soramazdı değil mi? Ha, kay, kayıt altına Kaydı girer. olması lazım. Kayıt altına girer onu aldırmayabilirdi yani böyle, o Bakın, kimliğini kullan. O zaman o zaman niye bankaya koymuyor? Hayır parasıysa daha da endişe eder insan. Bu para kaybolursa giderse diye. Yani banka genel müdürsünüz sonuç olarak. De zaten değilsiniz? Geri serbest bırakıldı ve para iade edildi Önemli yarısı biliyorsunuz. Ama değil mi? Yani hukuk peki, öyle karar verdi. Peki, falan. peki Sayın Bülent Arınç daha sonra polisler koydu dedi mi? polisler koyulduğunda Muş, olabilir, evet, evet, evet. Muş olabilir dedi öyle bir. Muş olabilir. Evet. Şimdi başbakan mı doğru söylüyor Sayın Bülent Arınç mı? Ona göre karar verecek tabii. Biz bir şey değil, e, e, Hayır ama şimdi? bakın yani, aynı hükümette birisi başbakan yardımcısı hükümet sözcüsünün verdiği, birisi de başbakanın. Şimdi birbirini tutmayan iki tane beyanat. Tabii ki bunun e, şimdi açıklamasını bakın, yapması gerekiyor. Hükümet kanadının mutlaka bunu açıklatması e, gerekiyor. Ama biz gerekiyor. Bakın, biz milletvekili olarak Eyvallah eğer bu milleti temsil ediyorsak ve mecliste bunları sorgulamak mecburiyetindeyiz yoksa suça iştirak etmiş hale geliriz. En azından Suç manevi varsa. olarak. Suç, evet. Dolayısıyla biz bunu sorgularız kardeşim. Sorarız. Aha. Oradan fezzekelere da... gelsek hocam. Fezzekeler çünkü yani tam konuyla ilgili olduğu için söylüyorum. Mecliste fezlekeler geldi. Evet. Baktığımız zaman iktidar partisi dışında tüm partiler hemen hemen oradaydı. Meclis açıldı. Tüm diretmenize rağmen bir türlü fezzekeler okunmadı. Doğru. Okunmasını sağlayamadınız. Gizli dendi. E, evet gizliliği var denildi. E, ama usulünde geçmiş dönemlere baktığımızda böyle olmadığı ifade edildi. Evet. Fezlekelere ulaşabildiniz mi görebildiniz mi görme imkanınız olabildi mi? Fezlekelerin içeriği hakkında e, elinizde olan bilgileri bizimle paylaşır mısınız? Ne vardı aslında o fezzekelerden? E, i̇lginç olan şey aslında gizli denilen fezzekeler Hangi zamanda hazırlanmıştı? Kaldırılan özel yetkili mahkemeler tarafından. Dolayısıyla Doğru. onlar kalkınca zaten gizliliği kalktı Doğru. ortadan. Diğer taraftan gizli de olsa, diyelim ki gizli, fezleke niçin gönderilir meclise? Suçlanan kişilerin dokunulmazlıkları olduğu için. Dokunulmazlığı olan kişileri mahkemeye çıkaramazsınız ve yargılayamazsınız. Dolayısıyla mahkemenin hazırladığı, daha doğrusu savcının hazırladığı fezlekeler, iddianameler, Meclise gelecek, mecliste o fezlekeler görülecek ve o bakanlar hakkında e, mahkemeye çıkarılıp çıkarılamayacağına karar verecek. Yani dokunulmazlıkların kaldırılıp kaldırılamayacağına veya meclis soruşturması açılıp açılmayacağına karar verecek. Peki ben okumadan nasıl karar vereceğim? Ben de onu soruyorum. Okumadan nasıl karar vereceksiniz? Ha, Sadık, Sadık Yakut buradaydı. Komisyonu kurulacak iki ay süre zarfında bu iş. Hangi işin... komisyon kuruluyor? Meclisten komisyon kurulacak. Peki anlamadım şimdi. Hı? Meclisten Mecliste komisyon kurulacak. Sadece komisyon mu gelecek? Yani orada milletvekillerinden saklanıyorsa. MHP'den de CHP'den de üye olacak, yani üye değil mi? Üye ben üye olacak diye. Diye. Yani, Peki yani ben gene okumuş görüş olacağım. Saklamalar mümkün değil. Genel okumuş Siz, olacağım. Elimizde zaten Elimde de var tabii ki. Evet. Ya yani herkes de var neredeyse. Artık evet, evet, evet. Ama evet, bakın gizli değil. Yani. Sosyal medyada de okunmama, sebebi gizliliği falan değil açıkçası. 30 Mart seçimler olduğu için. Sadık Yakut Bey de bunu biliyor. Şimdi eğer meclisten gizliyse niye savcı bize göndersin şeyi fezlekeleri? Meclise niye göndersin? Madem gizli sonra kaldı ki meclis çok gizli meseleleri görüşüyor. Kapalı oturum yapıyor. Kapalı oturum yapsaydık bunu da önerdik. Evet. Yani şey bu, siyaset yapıyorlar, siyaset yapmasınlar bu konuda. Geçmiş dizisi okudu Bakın, mu? Efendim kaç kere, var kaç mı? kere, hep Öyle. verdik örneklerini de söyledik. O günkü oturumda bu defa de ifade defa edildi, edildi. Hepsi, anlaşıldı. Hepsi ifade edildi, örnekler verildi, şu <laughs> dönemde, şu günde, şu mesele, hepsi verildi örnekleri. Peki şu da e, kamuoyunda tartışıldı, sizden de itiraz geldi. Biraz daha yani konu kamuoya aydınlansın diye benim bildiğim kadarıyla ve yansıyan kadarıyla kamuoyuna o gün e, meclis toplantısına Sayın Meral e, Akşener'in başkan vekili olarak görev yapması bekleniyordu. Ama bir anda Sadık Yakut'u o kürsüde gördük. Bu nasıl sağlandı? Bu nasıl bir görevlendirme oldu? Konuyla alakası ilgisi nedir yani? Meclis başkanının kendi Yetis. yetkisindedir dendi. İştüzük kanunu dendi. varmış. Dendi. İştüzükte evet. öyle bir istediği kişiye verebilir dendi. Ama hep böyle konularda Sadık Yakut Bey meclis başkanlığına getiriliyor. Çünkü eee Sadık Bey eee <laughs> hükümetin istediği gibi davranır. Merak akşamlar okuyur muyum? Okur muydu efendim fezlekeleri olsaydı? Sececeğim. E, tabii ki okuturdu. Yani Sadık Bey o, tabii ki o ben, hayır ben ben kastım sonra meclisin kapat yani e televizyon kapa. Ok okumazdı televizyon kapattıktan sonra de? ben fezlekenin Özet 4 sayfalık bölümünü okudum zaten meclis Efendim Zaten yani. bakanlar da kendileriyle alakalı yani e, şeye gidilebilir diye de değil mi? E, açıklama yaptılar. Yani ne zaman? E, yüce, yüce Divan'a gidilebilirdi. Aynı, aynı gün aynı gün, gün. Aynı gün aynı açıklama yaptılar. Aynı Sayın Bakan da söyledi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. E, Hangisini? E, takip edecek e, şey evet. e, kendileriyle ilgili bölümü. Evet ama aynı gün oldu diye hatırlıyorum. Aynı gün verdiler. Aynı gün evet. Ben hatta konuştuğumda daha vermemişlerdi. <laughs> Bunu okuduğumda meclis kürsüsünden. Daha vermemişlerdi. Sonra meclis soruşturması açılmasını istedi AKP. Bakanların verdiği dilekçeye bağlı olarak dendi. Ama siyaset var içerisinde. Çünkü ben dedim ki kalktım. Siz dedim bunu okutmamakla elimize çok müthiş bir koz verdiniz. Biz gideriz halka bunu anlatırız. İşte soruşturmanız e, sahtekarlığın, yolsuzluğun üstünü kapatıyorlar. İddianın üstünü kapatıyorlar deriz. Sizin de ortak olduğunuzu söyleriz dedim. Şimdi okuyacağım dedim ne yapacaksınız dedim. Ondan sonra verdiler. Şimdi meclis soruşturması açılması istendiği 100. maddeye göre bir Hı. ay sonra görüşülür diyor. Yani 30 Mart'tan önce görüşülmez. Hı. Tamam mı? Yani seçim atlattı. Efendim, aslında bunlar duyuyorum. O Vatandaş tabii artık her şeyin geliyor. farkında. Da oluyor. Ee, onu soracaktım Aa, ben de. Evet. Güneydoğu'daki son durum nedir? Vatandaşa tam net olarak bilgilendirme açısından Neler söylersiniz? Çözüm sürecine Sadece e, şunu söyleyeyim burada. mısınız? De, yok. Bir iki konuyu söyleyeyim. Buradan açıkça söyleyeyim. Hocam gerek onunla yok. bağlantılı olarak Güneydoğu'yla bağlantılı olarak geçtiğimiz günlerde bir açıklamanız vardı. Yani bağlantı kurulsun ayrı ayrı zaman kaybetmeyelim diye. Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmara Denizi'nde bir gemide e, eli kanlı terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la görüştüğüne dair ifadeler kullandınız. Onu da bunun içinde değerlendirirseniz ne demek istediniz Ona Bunun, bunun dışında bir şey o. Burada... Bir de efendim özür diliyorum. Aynı bağlamda vakit kaybetmeyelim. Çözüm sürecinin bir yıldır kan olmaması, çözüm sürecinin ilerliyor olması, yani Kürt meselesinin o anlamda Kürt vatandaşlara haklar veriliyor olmasını e, nasıl değerlendiriyorsunuz? O da ötekiyle beraber değerlendireyim onu kan Hı -hı. meselesini. Hı, -hı. Ee, yani şimdi, PKK, PKK meselesi hep ömür boyu ileriye belki mi yoksa çözülsün mü bunun yolu nedir? Yalnız mesele e, e, şu <laughs> biz milletvekili olarak millet temsilen millet meclisine bulunuyoruz. Eğer herhangi bir şekilde herhangi bir kişi özellikle ülkeyi yöneten ülke yönetiminde söz sahibi olan kişilerin herhangi bir şekilde milletin e, hakkını gasp eden, yolsuzluk yapan, bulunduğu mevki dolayısıyla e, suistimalde bulunan ve e, rüşvet alan e, evrakta sahtecilik yapan ki bunların içerisinde hepsi var fezlekenin içerisinde hatta e, fuhuşa aracılık edilmesi dahil e, altın kaçakçılığı dahil ki bir buçuk ton altından bahsediliyor ve yüz milyar, e, milyarlarca dolarlık ve euroluk kaçakçılık yapan bunu da gıda ve yiyecek adı altında yapan uçaklarla Dubai'ye ve İran'a götüren ve arada, bir kısmı olur, Arada olur. hayır. Arada e, Çin'de kurulmuş paravan şirketler kullanılarak yapılan bir söz, şeyden işten söz ediyoruz. Ve sadece kola takılan bir saatin bedeli bugünkü euronun değeriyle 1 milyonu geçiyor. Yani 750 bin lira deniyor ama 2.3. Eski 3. parayla 1 trilyon bunu mu kastediyorsunuz? Evet, sözü? evet yani Öyle dönüyor ama bir saatin her tarafı altın olsa bir trilyon yapar mı o da... O, o Ama işte neden yani. yapıldığını bilmiyoruz. Yani aydan yani gelen bir madde mad pırlantalarımız olur. olur. Ama bilmiyorum şeyler var, evet. burada kaç lira olduğu belli. Evet. Yazılmış burada. Savcı yazmış. Fiyatı yazılmış. Savcı evet. yazmış. Burada toplam 74 milyondan söz, söz konusu ediliyor. 74 milyon yani trilyondan dönen komisyon adı altındaki para. Şimdi e, burada kısaca böylece bahsetmiş olayım bunu, Bunun hak, e, biz bunun sorgulamasını yapmak zorundayız. Çünkü eğer sorgulamasını yapmazsak, boş bırakırsak buna suça iştirak etmiş oluruz. Yani hiç sormazsak, göz ardı edersek... Yarın huzurum aşağıda. Bunun hesabını biz de vereceğiz. Peki efendim bu bağlamda. Vatandaş bu, bu meseleye inanmış mı? Siz şu anda dolaşıyorsunuz, an, an ilçeleri veriyorsunuz e, Üç gün sonra da seçim var. Nasıl bir netice verecek bilmiyorum. Biraz hırsız, ölçü olacak. Hırsız var diye bağırıyorlar. Yani yüzde kırkın üzerine çıkarsa o zaman vatandaş inanmamış gözükecek. bu. E, yani e, e, çok bir de, de onu olmuş. öyle değerlendirmek doğru mudur? Yani ben şimdi hani, bakın ölçüyü ölçü, 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 şimdi yüzde elli oy almış son olarak bir partinin %10 kaybı, %15 kaybı, hatta %20 kaybı söz konusu olursa ne yapacak o zaman hükümet? İşte 30 o belli olacak şimdi. Bak, birinde. Hayır, belli olacağının ötesinde bir şey söylüyorum. Peki %30'a düşerse? Düşerse o zaman hükümet, inanmış. Bakın inanmışın ötesinde bir şey hayır, söyleyeceğim. Hayır, vatandaş. Hayır, vatandaş soracağım. bence yanlış meclis adalet şeyimiz O zaman o tartışma anlamında değil. Ben e, tartışma e, pozisyonunda değilim o zaman. Ben burada o zaman, soru soruyorum. O zaman o zaman %30'a düşerse hükümetin inansıydı. aldığı oy İstifa edecek mi? Güvenliği temizleyecek mi? söylüyor Başbakan yani. Yok o, öyle e, demiyor. Birinci olmaz diyor olmazsan Dikkat düşün. edin, Çıtayı düşürdü. Yani şu şeyi alırsam demiyor. Birinci olmazsam diyor. Diyelim ki söz gelme. Kılıçdaroğlu 28 aldı, Devlet Bahçeli 25 aldı, kendisi de 31 aldı. İstifa etmiyor. Bakın. 45 Bakın alırsa. Bir şey söylüyor. 45 alırsa. <laughs> alırsa o da orada bir ihtimal. Bak, alırsa, bak, Sayın Bakan bak, öyle söyledi öyle. değil mi? Yani evet. oran vermedi ama çok yüksek orandan bahsetti. O biraz o, o, e e şey, o, e, girer. şey vermedi. Ama bir şeyi konuşalım. yanlış, <gülüyor> tartıştık <gülüyor> diye ya <laughs> e <laughs> sevgili Doğan. Yok <laughs> <diyor, gülüyor> ben yanlış abi şöyle. Şunu vatandaş bunu nasıl algılıyor? Efendim. İnanıyor mu? Bir iddia bunlar. Efendim iddia bunlar. Bir yolsuzluk varsa diyelim ki %70 %80'le gelseniz bile Değil bu yüzde şey %70, yüzde %80 Ama yolsuzluk mı? var mı? İddia i̇şte bu. Bakın, bakın ben iddia ha. diyorum. İyi ya bizde yolsuzluk Aynı var şey mı? Yodda, yani i̇ddiaya aktar mı? Yani neticelenmiş bir e, özür dilerim. Buyurun. Erdinç, Erdinç Bey. Buyurun efendim. Şimdi yolsuzluk var mı yok mu ya ne siz karar verebilirsiniz? İşte evet. ben, ben vermiyorum. Bakın siz millet de, ver, de veremez. Vermeni, Vatandaş da vermeyecek millet da. de vermeyecek. Erdinç Bey. Evet. İnanıp inanmadığı veya tam anlatılıp anlatılmadığı veya çeşitli basın yayın organlarının ne kadar etkisinde kalıp kalmadığı önemli değil. Verdiği oy da önemli değil. Şu bakımdan önemli değil. Çünkü yargı değil halk. Yarın hukukun karşısına bu çıktığı zaman ne karar verileceği önemli. Yani buradaki belgelerin ne kadar doğru olup olmadığına hukuk ne kadar karar verecek ve ne kadar susayacak. Bu önemli. O da sadece lazım. Ise, Hadi, neyse. Anlatma, ha, hukuk yani. devleti ise, Aynen öyle. O zaman bakın biz de diyoruz ki madem bu, bu iddia öyleyse kamuoyunda böyle bir iddiayla bu insanları suçlayacağımız yere hukukun karşısına çıkarsaydık aklansalardı daha doğru olmaz mıydı? Efendim bakanlıktan alındı, yargılanıyor. Daha sonra Bakın ciddi, devam ediyor bu süreç. Arkadaşım, hani şimdi, şimdi işte Bey buyurun. bakanlıktan alınmadı. Bakanlıktan istifa ediyoruz dediler 8 gün sonra. 8 gün sonra. Bakın. Aynı şey Çok uzun millet diyecek ki 8 gün çok uzun. Ve kaç tane insan değiştirildi? Şey, kişi değiştirildi. Evet. Ondan sonra e, HSYK'nın birinci dairesinin üyeleri değiştirildi. Yapmayın. 8 gün sonra. Bir HSYK toplanamıyor efendim. Siz de içindesiniz. HSYK, HSYK toplanamıyor. Bu sayın bakan. Bakın. Öyle değil hayır, mi? hayır, kardeşim. Öyle bir şey söz konusu değil. İzin almadı hepsi. HSYK'nın hepsi değişti. Yeni e, savcılar atadılar diğerlerin yanına. Doğru değişti. Hayır, 8 gün olmadan geçmeden yeni kişiler de atandı. Ama o 8 gün içerisinde HSYK'nın birinci dairesindeki iki tane üye değiştirildi. Ondan sonra Başbakan Sayın Başbakan dedi ki oğlum istediği gibi gir, e, şey verebilir. 8 gün sonra söyledi bunu. Evet. Bakın orada bir terslik var. Neyse. Neyse. Şimdi diğer konuya geçecek olursak yani bu kamu vicdanında şöyle veya böyle. Ama eğer biz hukuk devletiysek Türkiye Cumhuriyeti olarak ki bundan büyük ölçüde artık Kaymaya başladı Türkiye diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bu yeni şeylerle, Kesinlikle. işte çıkarılan yasalarla. Şimdi yani tamamen şeyin kontrolüne girdi. Adalet Bakanı'nın kontrolüne girdi. Son çıkarılan HSYK kanunlarıyla. Hani referanduma gitmeden önceki duruma getirildi. Şimdi bir de vesayet meselesi demiştiniz en başından. Evet. Şimdi bakın, Türkiye'de bir vesayet var mıydı? Evet vardı. Peki son şimdi vesayet yok mu? Şimdi de vesayet var. Hep oldu zaten vesayet ülkede. Ama olmaması gerekiyor işte. bu ad altında i̇şte, çıkıp siz anayasayı değiştireceksiniz. Buna ders siyasilerin müdahale etmesi gerekiyor ama. Hepsi. Ama tüm e, e, Tamam da ediyoruz da çoğunluk kimin elindeyse onun kanunu çıkıyor. Onun kanunu çıkarıyor. HSK ile ilgili o kadar itiraz etmemize rağmen dedik ki e, hukuk içerisinde siyasetçiler yer almamalıdır dedik. Ama Adalet Bakanı'nın kontrolünde bütün atamalar onda şimdi artık. Eskisinden daha kötü oldu. Yani referandumdan daha kötü oldu şu an. Her şey Adalet Bakanı'nın ağzından çıkıyor. Her sicil onun elinde. Her atama onun elinde. Yani Efendim, yargıya da güvenmezse bu Türk insanı nereye güvenecek? Nereye de, gidecek bu isterseniz gidişat? Türkiye'de bir anket yapın. Kaç kişi yargıya güveniyor? Mahkemeye güveniyor? Bir sorun. Çok ben düşük... şimdiye kadar çok dolaştım. Kayseri'de sordum. Kayseri dışındaki vilayetlerdeki konferanslarımda sordum. Konuşmalarımın içerisinde vardı. Çünkü hukuk devleti niteliğini yitiren bir devlet çöker yıkılır. Bakın yıkılır diyorum. Hep öyle olmuştur. Çünkü ne olursa olsun devletlerin hani pek çok başka yol, şey yolsuzluklar da olabilir, her şey olabilir. Ama hukuk devleti niteliğini yitirdiğiniz an çökersiniz. Ha anlattığınız tablodan ama bu niteliğimizi yitirmiş gibi bir tablo, Yitir, ortaya çıktı tabii ki. müdahaleden Hı. önce efendim hukuk çok mu normaldi? Yani bakın e, çok normal, söyledim. Yargı, yargı darbesinden bahsediyor başbakan yani yoğun bir şekilde. Ben de bahsediyorum evet. şu an yargıya darbe yapıldı hükümet Öncesi... tarafından diyorum. Hayır şu an yapıldı şu diyorum. an yapıldı diyorsunuz evet. Çünkü bakın geçen dönemde de HSK yani Yüksek Hakimler Kurulu o zaman Y e, H e, yesek... K idi, yok <laughs> yoktu o zaman. Sonra da HSK yaptılar. Neyse. Hakimler Savcılar Yüksek, yüksek Kurulu mi? E, yapıldı şimdi. Yüksek Hakimler e, ve Savcılar Kurulu öyle bir ismi vardı. Şimdi bakın onların vesayetinde değildi aslında. Vesayet daha farklıydı. Vesayet tamamen şeyin elindeydi. Efendim, 360, biraz... 367 yaşadı bu ülke. Yani etmeyin cumhurbaşkanı seçemedi ülke. Yani nasıl normaldi? Bakın. Efendim, ben de siz de söylüyorum. buna katkı sağladınız parti olarak. Yani bu bu şey midir? yani hani normal sizce, değildi diyorum hani bu, bugün vardı. bugünden bugünden kötü müydü o? Ya vallahi bakın demek ki yaparken, çözüm vardı o dönemde. Bana göre daha iyidir O dönemde, dönemde çözüm vardı ama o dönemde, dönemde çözüm oldu vardı. yalnız bakın. O dönemde çözüm vardı. Partiniz katkı sağladı yoksa çözüm Ama şimdi çözüm olmaz. Bakacağız. Çünkü artık o sistem kalktı. Evet, görmek lazım. Artık Hayır görmek lazım değil. Kanunu değiştirdik. E, Referandum yaptık. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimi artık halk yapacak. Evet ne güzel. Ha, güzel tabii ki ama hükümet tuttu. Tekrar meclisin seçilmesiyle ilgili tartışma başlattı mı? Şu anda bir tartışma var <laughs> mı? Şimdi <gülüyor> Neyse bir şey olmaz. Ben sizi şey değil. Ben sadece hani soru soruyoruz ki biraz daha vatandaş hayır, ben de, anlasın. Daha iyi şey oluyor işte. Ben yani, de anlatıyorum size. Yoksa tek düze giderse <laughs> e, ama bakın şey olmaz. Başkanlık sistemiyle birlikte Durun. hükümet yeniden Cumhurbaşkanlığı seçiminin meclise devredilmesiyle ilgili bir e, söylem geliştirmeye başladı. Ama reddedildi. Çünkü dendi ki siz referandumla halka bıraktınız şimdi tekrar getiremezsiniz. Neden? Çünkü Sayın Başbakan Cumhurbaşkanı olmak istiyordu. Cumhurbaşkanı olamayacağını halk seçimiyle anlayınca elinde çoğunlukla çoğunluğa güvenerek e, meclise Tekrardan geri getirmek meclisi. istedi. Çünkü bakın birinci oylamada 367, ikinci oylamada e, 367 ondan sonra normal nispi çoğunlukla seçiliyor cumhurbaşkanı. Atabildim Şimdi mi? efendim yes. e, biraz ülke gerçeklerine doğru e, aslında orası yarım kalmıştı. Tam Güneydoğu'yu anlatınca. Güneydoğu'ya oraya girelim. Tam, evet. çünkü tabii oraya tabii da girelim. Şunu da özellikle vurgulamak istiyorum. E, orada açılan bir pankart vardı. Bilmiyorum ne kadar dikkatinizi e, çekti ya da e, gördünüz mü? Ya müzakere ya savaş diye bir pankart açıldı Güneydoğu'da. Aslında Güneydoğu'da ne oluyor? Milliyetçi Hareket Partisi bu noktada Vatandaşlara e, neler söyleyecek, söyleyecek neyiniz var daha doğrusu bu konuda. Şimdi bakın her şeyden önce o yeni bir pankart değil, yeni bir söylem de değil. E, bunu Kandil sürekli olarak Türkiye'yi tehdit ettiği bir konudur bu. Yani e, adeta hükümet e, yakasını PKK'nın eline kaptırmış durumda şu an. Yani Kandil belirliyor bütün gündemi e, bu barış süreciyle ilgili konuları Kandil belirliyor tamamen. Yani hükümet her ne kadar e, demokratikleşme adı altında bir e, söylem geliştirmişse de, kan akmasın, analar ağlamasın, e, işte şehitler gelmesin diye bir söylemle yola çıkmışsa da, aslında tamamen yakayı PKK'nın eline vermiş durumda. PKK ne isterse onu yapıyor. Bakın, bana bir tek örnek verebilir misiniz? PKK'nın özellik söylemlerine, PKK'nın Türk bayrağını herhangi bir şekilde işte Nevruz'da dahil açmamasına, karşılık veya onların neredeyse küfür derecesine varan söylemlerine karşılık Sayın Başbakan'ın bir tek karşı beyanı var mıdır? Bir tane bile yoktur. Bir tane yoktur. Şimdi dolayısıyla aslında kan akmaması şöyle. Siz bütün onların isteklerini veriyorsanız, Türkiye'nin bir bölgesini peşkeş çekiyorsanız kan akmaz. Kan akmaz. Şu an bana söyler misiniz orada Türkiye hakim midir değil midir? Yani oradan gelen e, bilgiler, gazetelerden edindiğimiz bilgiler, gördüklerimiz sizin söylediklerinizle örtüşüyor kendi adıma bir ne gazeteci olarak. Ne polis çıkabiliyor dışarı evet, bunu ne de asker çıkabiliyor evet. dışarı. Tamamen sokakların kontrolü şehirlerde PKK'ya bırakıldı. Ama karşılığında... Hatta Şırnak'ta bir resim de hatta koydum ben e, Facebook sayfama. Yolun ortasına sandalyasını koymuş gelen bütün arabalara kimlik kontrolü yapıyor PKK. Ama bu çok ciddi bir, Allah Şimdi Allah bir iddia. Şimdi bir iki müfett örnek. Ben onu bir TRT efendim. muhabirinden aldım. Yalnız, e, Ve Facebook sayfama koydum, resim koydum diyorum, fotoğraf Sayın koydum olur. diyorum. Yani sizin e, bir milletvekili olarak bunu iddia ediyor olmanız çok önemlidir. Yani bu doğru aslında bilmiyorum. Şey. yani, de çok önemli. Böyle bir şey, şey. varsa sizin önemli. de buna... Direk müdahale etmeniz gerekir ama nasıl müdahale e, edeceğimiz üzerinden ben söylüyorum. E, gün önce ben de söylüyorum. burada e, meclis kürsüsünde söylüyorum e, müdahale olarak devleti yöneten ben değilim. Sadık Yakut Bey de burada orada devlet var devlette de büyük kimse yok biz orada hakimiz diye de açıklamalar da bulunuyor. Gerçekten devleti hakim adamı. olduklarını inanarak mı söyledi? Siyasetten mi söyledi? E, e, Vallahi e, sizin siyasette sorun giderdi değil, <laughs> de değil bakın, ben tekrar ediyorum ben tekrar ediyorum bakın orada asker sokağa çıkıp alışveriş yapabiliyor mu? Yapamıyor. Sıkıntı bilmiyorum. Yapamıyor. Yani Polis çıkıp yapabiliyor mu? Yapamıyor. Asla, Bakın As hep zırhlı araçlarına yani, görüyorsunuz. Oğlu, kuzenim var bir sıkıntı yok. Yani o da Maraş'ta yapıyor. Hiçbir Maraş, sıkıntı yok. Maraş'ta tabii bir sıkıntı yok. Güneydoğu Ak orası ben. Güneydoğu değil Maraş. Siz Nasıl? Şırnağa gittiniz mi? Maraş Güneydoğu değil. <gülüyor> 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 Maraş Güneydoğu değil tabii değil. Tabii yani ki Maraş değil. Maraş Güneydoğu değil. Maraş değil. Siz Şırnak'a gittiniz Maraş, mi? Hangi, bölgede? Akdeniz. Siz Hakkari'ye gittiniz, gittiniz mi, Şırnak'a gittiniz mi, Şiit'i biliyor musunuz? Ş ya Hocam, var, ben, da, izledim yani. Lopi'yi biliyor musunuz? Hocam şu var. Siz gidiş olabilirsiniz. Ayrılıyor da. Yani şunu söylemeye için. çalışıyorum. Şunu ben S de şunu söylemeye çalışıyorum. Çok büyük bana, bir iddia var. Yani bak, orada bak, devlet yok iddiası. Şu iddiasına iddia şey geliyor mu? Ben Erdinç'e soruyorum sorumu burada. 30 Mart'tan sonra özelliklerimizi ilan edeceğiz diye defaatle ifade etmesi PKK'nın uzantısı olan partilerin... Bir tek cevap verdiler mi? Hükümet hızlı kabul ediyor mu böyle bir şey? Vallahi yani tamam size bırakıyoruz hükümeti. mu diyor yoksa Bak şimdi, o o o da erdi iş buraya geliyor. Siz ne halt ediyorsunuz evet. dedi mi genel baş, şey, başbakan kabul etmiyor zaten hükümetten hiçbir şekilde bakın kabul kimse kabul etmez siz de kabul mı? etmezseniz ben de kabul etmem böyle beyanat bir şey. Beyanatı var mı? Yok işte mesela seni, sizin de kabul etmemeniz benim de etmemeniz hastasınız ne olacağını yaşıyoruz. söyleyeceğim şimdi. Şimdi ne olacağını söyleyeceğim. Sorumluluklarımız 30 var. 30 Mart'ta 30 Mart'tan sonra aldıkları oy çerçevesinde bunu plebisit olarak nitelendirip ben özellik ilan ettim derse siz Türkiye olarak ne yapacaksınız? Askeri müdahalede bulunacak mısınız? Bulunmayacak mısınız? Gerekirse bulunur. Bulu bulunduğunuz Devlet. zaman yerleşmiş, oraya hakim olmuş bir PKK, her yere yerleşmiş bir PKK ile mücadelenizde ağlamayan anaların çok daha fazlasıyla ağladıklarını görecek misiniz, görmeyecek misiniz? 40 yıl ağlamış zaten Sayın Vekilim. Yani bakın, buradaki... bakın bir şeyden bahsediyorum. Burada siyaset yapmayın, oyun da yapmayın. Ben bir şeyden bahsediyorum. Diyorsunuz ki anaların ağlamaması, kan akmaması uğruna şey e, e, demokratik paket yürüten bir senedir bunu yürüten hükümetin bugünkü gafleti, yarın plebisit adı altında eğer özertliğe giderse hükümetin müdahale etmemesi durumunda vatan hainliğiyle suçlanacağı kesin mi? Kesin. Suçlanır. İç savaşa zaman... girilip girilmeyeceği. Girilir. Buna müsaade ederse vatan hayırdır, e doğrudur. Ama Onun dışında eğer mi? hükümet de orada operasyona girerse, bir senedir ağlamayan analar, diyelim ki bin tane ana ağlayacaksa, on bin ana ağlayacak mı? Ağlayacak. Çünkü bütün köşeleri tutmuş bir PKK, her türlü stratejik yere yerleşmiş bir PKK'yı nasıl sileceksiniz? Daha fazla kan akıtarak. Bakın, Ta ki bir hukuk... Türk askeri ya da hükümeti yani öyle bir şey Tabii ki boyun eğecek, boyun eğecek demiyorum Kimse ama etmez analar daha çok ağlayacak diyorum ben de sana. Bakın ben bunu rastgele söylemiyorum. Siz hukuk devletiyseniz, hukuka uymayan söylemlerle polise tokat atan adamlara ses çıkarmıyorsanız, ondan sonra orada özellikten bahseden <laughs> kendi paçavrasını bayrak diye asan ses kişilere ses çıkarmıyorsanız ta Kandil'deki çocuk bebek katillerine ses çıkarmayıp videolarda izletiyorsanız siz oraya hakim değilsiniz. Bana hakim diyemezsiniz. Bugün bir istihbarat. Ondan sonra eğer siz demokratikleşme paketi adı altında ses çıkarmadan burayı oraları peşkeş çekecekseniz vatan hainliğiyle suçlanırsınız. Çekerse vatan haindir ama şu an çekmiş mi? Bakın. Çekecek çekmediği mi? Çekmediği takdirde olabilir. ki çekmemesi lazım. Kimse kabul etmez. Ben kabul etmem lazım. Yönetim Ama kabul etmez. bir olması değil lazım. Hayır insan bu bir bakın şey çekerse çıldırmış diyorum, olması lazım. Çekmezse mecburen üzerine gitmek zorundadır. Üzerine gittiğinde siz e, demokratikleşme paketi adı altında bu kadar vurdum duymaz bu kadar onların yerleşmesini sağlayan bir pozisyonda hareket ettiğiniz için gaflet içinde olduğunuzdan iyice her yere yerleşmiş bir PKK şehirlere kırsala stratejik yerlere siz oradan söküp atmak için daha fazla kan dökmek zorunda kalacaksınız. Şu şaşırır. an meclisteler zaten beraber, sizinle beraberler. O Bizimle beraber önce... değiller. AKP ile beraberler. Efendim, ben... Bizimle değil <laughs> AKP ile <laughs> beraberler. Niye AKP ile beraberler? Siz de, AKP de, beraberler. Siz Çünkü biz onlarla konuşmuyoruz. Yani oturup masaya oturmuyoruz. Ben Marmara sıralama meselesi da, var. Sıralamada herhalde yalnız durup <laughs> duruyorlar. <ondan> diyor herhalde. <laughs> Mar Marmara'da görüşme bir iddia olarak ortaya atılmıştı. Ama bugün... İddianın başka bir biçimi var ortada. Evet. Başbakanla bizzat Abdullah Öcalan'ın Bursa'da görüştükleri iddia ediliyor. İddia. Bakın evet. iddia tabii ki evet. ama yarın gerçek olarak çıkarsa burada onlarla görüşen şerefsizdir diyen başbakan değil miydi? Kayseri konuşmasıydı. Sana Kayseri konuşması. Doğru. Evet. Evet. Hangisine inanacaksınız evet. o zaman? Şimdi, evet, şimdi gelelim. ben geçerim, şöyle, kullanan... şöyle bir açıklama yaptıktan sonra geçelim arzu Şimdi ben şahsım eriştiğim olarak ya da kim olsa olsun vatanın bölünmesini hiçbir Türk vatandaşı istemez efendim. Tabii ki istemez. Ama i̇stemez. kan dökülmesin. E, taviz verilmeden ana hatlar taviz verilmeden bu işin çözülmesi gerektiğine %70 Batı Türkiye vatandaşı. Taviz verilmeden çözüleceğini e, kabul ediyor. Ediyoruz Bey. Ben bu kadar tavizden ben, sonra yani Allah aşkına bayrağı ayaklar altına alanlar, bayrak hiç taşımayan madem ki bunlar Türklerle eşdeğer aynı vatanda üniter yapı içerisinde yaşamak isteyen insanlarsa bu PKKlar için söylüyorum bunlarsa evet. o zaman bir ülkenin bayrağını tarih unsuru olarak gören ve onu asla eline almayan o gösterilerinde yer vermeyen Nevruz'da en azından bayram dediğimiz şeyde evet. vermeyen bir PKK'nın PKK ile PKK hükümetin görüşmesinin gerçekten sorun sorunu çözeceğin inanıyor Şöyle musunuz? efendim ben Kürt PKK'nın dışında Kürt sadece Kürt vatandaşlarımıza şey. bakın ha verilen hak ve özgürlükleri her zaman kabul ediyoruz ama ha. kesinlikle PKK'ya verilecek olan en ufak bir tavizi kesinlikle ben de kabul etmiyorum. Ben de tasvip etmiyorum. Başbakan da olsa kim olsa olsun biz de karşısında her zaman masada bir şey düşünüyorum. mi? Evet. Bir şey daha söyleyeyim bu arada bakın. Buna Bilmiyorum. bağlı bir şey daha söyleyeyim. Siz şimdi dediniz ki Kürt vatandaşlarımıza verilecek haklar. Demokratik demokrasilerde bir gruba bir takım ayrıcalıklar tanınmaz. Bir ülkede yaşayan tüm insanlara herkese aynı ayrıcalıkları tanımak için siz ferdi olarak demokraside hak ve hürriyetleri verirsiniz. Ahmet, Mehmet, Hasan Kesin Hüseyin, Kürt, o. Kürt, ne olursa olsun. Ayrıcalık otur. olmaması lazım. Ayrıcalık kökene göre bir Ama ayrıcalık olmaz. etnik kökene ayrıcalık dediğiniz andan itibaren o ülkede demokrasi olmaz. Şimdi bütün Türkiye'nin zaten bugün çektiği en büyük sıkıntı bu. Şimdi Sayın Başbakan Başlangıçta Kürt sorunu diyordu, vazgeçti PKK sorunu dedi. Ama dedi ki ben PKK'larla masaya oturmam. Ama tuttu, Kürt sorunu görüşüyorum diye PKK ile masaya oturdu. Demokratikleşmek paketi dediği paketin aslında daha geçen, meclisten geçen e, şeyinde maddeler içerisinde bir madde vardı. Benim ısrarım üzerine kaldırdılar. 16. maddenin B fıkrası. Orada 3 maddeyi şeyden çıkarıyordu. E, ayrıcalıklardan çıkarıyordu. Şöyle diyor: Siyasi partilere üye olma ve siyaset yapabilmek için şu şartlı şeyler, e, e, Türk Ceza Kanunu'nun şu maddesi, terörle mücadele kanunu'nun şu maddesi ve vatan'a ihanetin şu maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair. Kanun getirdiler. Evet. evet. O neyi Tam getiriyordu biliyor musunuz? Öcalan'a siyaset yolumu açılıyor. Bu şöyleydi. Evet. Dolaylı olarak açılıyordu. Evet. Sadece ona değil kandile de yani evet. Kara Yılan da dahil. Evet. Şöyle diyordu. Hırsızlık, irtikap, e, ihale-fesat karıştırma, dolandırıcılık, evrakta sahtecilik yapanlar hariç diye maddeyi kaldırdı diyor. Ondan sonra terörden mahkum olanlar kaldırdı diyor. E, Devlete ihanet edenler kaldırdı diyor. Böylece. Devlete ihanet, terör, hırsız bilmem ne tümü siyaset yapacak hale getiriliyordu. Düşünemiyor musunuz bir memlekette? Sanki memlekette hırsız dışında adam kalmamış. Siyaset yaptıracaklar. Terörden mahkum olmayan sanki adam yokmuş gibi onlardan onları kaldırıyorlardı. Yani Kandil'den kara yılan gelecekti. Bir suçlaması da yok şu an. Doğrudan doğruya bir dahaki sefere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olacaktı. Evet. bu anlattığınız şimdi, çizdiğiniz tablo Tabii çok e, yani dikkate değer bir durum İsterseniz yerel'e doğru gelelim çünkü e, genel bir değerlendirme yaptı e, sayın güzel hocam. oldu tansiyon yüksek bir problem oldu Hayır, ifade edilmesi gereken her şey ama e, burada e, Doğan Bey şu var bakın kim ne derse desin bu ülkede yaşayan herkes bu ülkeyi seven herkes tabii ne ülkenin bölünmesini ister ne de ülkede iç çatışma ister tabii ki, tabii ki. şimdi ama bazen hükümetlerin bazen bilmeyerek bazen bilerek yaptıkları bir takım hareketler ülkeyi felakete sürükler. Yani burada siz öyle bir coğrafyada yaşıyorsunuz ki öyle kritik bir coğrafyada yaşıyorsunuz ki o kritik coğrafyada zaten şey bomba patlamış. Irak'ta patlamış, Suriye'de patlamış. iki ülkede de İran ve Türkiye'de de patlatmakla meşguller. Orta Doğu'da büyük bir operasyon başlatılmış, strateji ve plan başlatılmış Amerika Birleşik Devletleri tarafından, İsrail tarafından, BOP adı altında, Büyük Orta Doğu projesi adı altında. Şimdi bakın, eğer Türkiye kendi inisiyatifiyle politikalarını sürdürseydi bugünkü duruma düşmeyecekti. Aslında hükümetin en doğru yürüttüğü dış politikalarından biri bundan, bu savaş, Suriye'deki savaş öncesindeki Suriye politikasıydı doğru bir politika yürütüyordu. Vizeleri kaldırılmasının, ticaret anlaşmaları yapılması, strateji anlaşmaları yapılmasıyla aslında iki ülke neredeyse sınırları kalkacak duruma geldi. Şimdi böyle yaptığınızda çatışma olmaz. Ülkeler arasında düşmanlık da olmaz. Şimdi doğru bir politika yürütürken birdenbire Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasına kapıldı şey, Türkiye. Ve ondan sonra Kucaklaştıkları, birlikte bakanlar kurulu topladıkları, tatile gittikleri, kahvaltı yaptıkları kişiyle sanki o zamana kadar diktatör değilmiş gibi birdenbire kavga eder hale geldiler. İşte kardeş e, Kalleş, Esad Esed, geldi? Esed e evet, Esad'dan Kalleş Esad'a nasıl geldi? Esad'a dönüştü. Esad'dan Esad'a nasıl dönüştü? Şimdi dolayısıyla bakın yanlış yapılan bir politika atılan bir adım ülkeleri felakete sürükler. Bugün o askerlerimizin Nide'de, polisimizin şehit edilmesinden tutun bakın. E, psiko, psikopat derecesinde e, onu öldürerek sevap işledim diyor e, şey jandarmayı. Sana ne yaptı bu adam? Buradan şunu da anlayabilir miyiz? Size yani, hesap vermem çünkü siz diyor kafirsiniz diyor. Sınırlarımızın delik deşik olduğunu da anlayabilir miyiz? Kesinlikle buradan, öyle bu zaten bakın. Bunda işte Türkiye'nin vebali var. Bunun belgesini de size sunabilirim. Türkiye e, Çeçenistan'dan gelen Tunus'tan gelen, diğer ülkelerden gelen Mücahit adı altındaki kişileri Türkiye'de misafir etti. Ve El Nusra'ya militan olarak mit aracıyla gönderdi. Çok bakın elim ben var şeyler söylüyorsunuz benim hocam, elimde evet. belgem var evet. diyorum. İmzalı belgem var diyorum. Şimdi bakın bunları gönderdi. Bugün Türkiye'nin başına kim bela? El Kaide, El Nusra onun koluydu. Kolu. Evet. Bugün Irak, Şam İslam Devleti için Evet. Dışişleri Bakanı ne dedi? Tehlike kapımıza geldi dedi mi? Dedi. Dedi. Şimdi bu tehlike kapımızda dedikleri Süleyman Şah'ın mezarı dolayısıyla Türkiye'yi tehdit ediyor mu? Ediyor. Peki, Hatta yani bu müdahale bile söz konusu. Misiniz? Adana üzerinden, Hatay üzerinden İstanbul'a doğru giden söz konusu bu teröristler askerlerimizi ve polisimizi şehit eden, yaralayan bir sivil insanımızı şoförü yani, evet. öldüren, şehit eden insanlar nasıl geçtiler sınırdan? Hangi Vallahi pasaportla ben... geçtiler? Demek ki içeride bunları ön alan birileri tabii var. Ki. Tabii ki. Nerede Durup dururken geçmedi. Genç, genç, yol geçen hanına dönmüş durumda Oraya gittiğinizde görürsünüz bunu. Hocam, Bakın çok tehlikeli boyuta geldi Türkiye bu konularda. Ama herkes ektiğini biçer hesabı. Türkiye kendi yaptığı yanlışların hesabını ödüyor ama bunu hükümet yaptı bu yanlışı. Niye millet ödüyor? Ödesin. Hocam şimdi yereli de konuşalım çünkü sürem daha <laughs> evet. kaldı. 30 Mart yaklaştı. Neler söyleyeceksiniz? Seçim çalışmalarını tamamladınız diye diyemem tabii ki. Mitingler bitti mi ilçelerde? Son 4 günümüz daha var. Bizim zaten mitinglerimizi falan hepsini yaptık ama son mitingimizi Pınarbaşında Cumartesi yapacağız. Efendim, genel Başkan Kayseri'de miting yapmadı. Bunun gerekçesi... Yok, zaman, genel miting yapmadı çünkü bütün ilçeleri dolaştı. İlçeleri dolaştı evet. Sanki tek tek dolaştı önemlendi. çok daha iyiydi. Çünkü hı. şöyle düşünün. Çünkü şundan dolayı özür Kayseri MHP'nin kalesi yıllardır. Adana, Kayseri, Daha iyi işte. Yol, onun Yol, için Yol, Yol, strateji e, değiştirdi Genel Başkan. Bütün şehirlerde, vilayetlerde ilçelere uğruyor. Hı. Yani büyük miting yapmadık. Biz 9 tane miting zaten yapmıştık. Büyük miting. Şimdi evet. yapmak hissetmiyoruz. yok. de yapmadınız. Bire bir görüşmek daha avantajlı oldu. Bir de kendi gücümüzü görüyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Suda Genel Başkan ziyaret etti, toplanan halka hitap etti. Oradan şeye Yeşil geçti. Şimdi bakın, Yeşil kalabalık bizim gerçek kalabalığımızdı. Ne e, Yahyalı'dan geldi, ne Veli'den geldi. Çünkü gelseler zaten yetişemezlerdi geriye. Biz çünkü çok daha hızlı gittiğimiz için yetişmeleri mümkün değil. Dolayısıyla Yeşilisar'daki, Yahyalı'daki, Develi'deki, Tomarza'daki veya diğer ilçelerdeki tüm kalabalıklar bizim gerçek gücümüzdü. İyi bir kalabalık var Ve ciddi kalabalıklar vardı. Yani oradan buradan taşıma yoktu. Hiç taşıma yoktu. Haliyle biz bunları görüyoruz. İnsanlarla tek tek konuşuyoruz. Ve göreceksiniz ki Kayseri çok büyük bir sürpriz yapacak. Her ne kadar siyasetçiler burada, Kayserili siyasetçiler başka şey söyleseler de, sıfır temizleyeceğiz deseler de, onların ne sıkıntılar çektiğini biz gittikleri yerleri çok iyi takip ediyoruz. Yani Pınar başında başlarına neler geldiğini, hatta Dadaloğlu'nda nasıl içeriye girip giremediklerini kasabaya, ondan sonra Sarız'da ne olduklarını hepsinden haberimiz var. Girdirmediler Artık mı? konuşmuyorum. Evet, bu, evet. <gülüyor> <çok> <gülüyor> bu kadar evet. bu kadar yeter diyor. <gülüyor> <gülüyor> ee, Tabii mi? yerelle devam edelim ki sen süreyi iyi kullanalım evet. diye oradan sürekli bana bakıyor genel beklentiniz Kayseri adına nedir? Ben hocama sürekli tarihçi olduğu için hocam diye hitap ediyorum. Evet, Bence icması evet, yok. Yani, Herkes öyle söylüyor. Yani, yani hocalık da, vası. Daha evet. önceden hocalık vası olduğu evet. için sürekli öyle hitap ediyorum. Yani genel olarak Kayseri'ye baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani Milliyetçi Hareket Partisi 30 Mart akşamı nasıl bir tablo bekliyor? Ya, otuz, oran filan vermiyoruz biliyorsunuz. 31 Mart'ta 31 matla şimdiki koltuklarında bulunanlar bizim iki ilçemiz dışındakilerin hepsinin koltuğu değişecek. <laughs> bu iddialı bu, bir laf oldu. Evet, <laughs> da, i̇ddialı bir laf ama samimi söylüyorum burada. ve Göreceksiniz yani. Tüm ilçelerde e, değişecek mi? Bütün şey. ilçelerde iddialıyız. Şu vardır seçim o, bu tabii. Tabii bu bu seçim. Seçim. elbette. Ama iddialı ama olduğumuzu söylüyorum. Ama bir nabız tutuyorsunuz e, sizin de yani ankette oran filan vermiyoruz da. E, elinizde anketler vardır, e, o ben göstergeler bu yönde Yok, onlar zaten, zaten. O, öyle Hayır, yani. Orantı vermiyoruz. Ben şöyle söyleyeyim, bütün e, ilçelerde, merkez ilçelerde <laughs> ve zaten Taşra ilçede silindi AKP yok. Taşra ilçeler sıfır, AKP için yok. E, merkez ilçelerden de, şimdi bakın ince su kesinlikle AKP bitmiş vaziyette. Hiçbir şey yok. Hacılar derseniz yok. Hacıların özel bir durumu da var ayrıca. Talas evet. bitti tamamen AKP için. Şimdi iki e, Sayın Bakan da 15 bir filan demişti <laughs> sizden önce <laughs> programda. Çok, çok oldu bir yani. Bir ben, ben 15 <laughs> bir demiyorum. Evet. Bakın sürpriz yok. Onlar da hiç yoktu. 16 0 diyorum ben size. 16 0. Ve yani, evet. 16 0 diyorum ve göreceksiniz Kayseri'de çok büyük bir sürprizle uyanacaksınız. Evet herkes en kendi cephesinden bakıyor tabii ki. Yani vaktimiz de bitti yani herhalde. Yani büyük şehirle beraber olursa 17. Evet. O zaman sadece büyük şehirde mi e, iddialı değilsiniz? Yok iddialı değiliz demiyorum. 16-0. Ona ilçeler için söyledim. 16 tamam otomatik Zaten büyük şehirde otomatik. Büyük şehirde mi yapın? 16 artı otomatik olur zaten. 16 artı. Tamam, bir ben bir şey soruyordum. <gülüyor> 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 Bitirmeden önce e, özellikle ben e, hocamın aydınlatması açısından şunu isterim. Süleyman Şah kimdir? Tarihçi kimliğinizle açıklarsanız evet İnsanlar onu yani ona Orada bir de Türkiye'nin sınırları evet. dışında ama sanki Türk Türk, toprağı, olarak, toprağı şey ediliyor olarak. Ben gittim oraya da evet. gittim tabii ki. Şöyle söyleyeyim e, Caber Kalesi olarak adlandırılan e, Suriye'nin bugünkü bir e, barajın kenarında kaldı. E, Süleyman Şah Selçuklu e, emirlerinden e, işte orada e, vefat edip oraya gömüldü. Yani Osmanlıların atası değil. Selçukluların, Selçuklulardan bizim atamız. Atamız. Dolayısıyla Lozan Anlaşması sırasında orası Türk mezarı olarak bilinir. Türk mezarı olarak Batılılar da öyle bilir, Türk mezarı diyebilir. Onun içinde o bölge Türk aşağı toprağı. yukarı 10 dönümlük falan bir arazidir. Orası Türk toprağı olarak kabul edildi, Türk bayrağı dalgalanır. Etrafı şeyle parmaklıklarla kapalıdır. Siz de gitseniz oraya pasaportla girmek zorundasınız. Türk toprağı olarak yeniden yani bir yabancı ülkeden Türkiye'ye nasıl giriyorsanız aynı şekilde oraya girersiniz. O şekilde bir yapısı vardır. Ee, ve orada e, bizim e, askerlerimiz nöbet tutar. Onlar vardır sadece. E, dolayısıyla yani e, orası Türk toprağıdır. Ata Oraya herhangi hocam. bir şekilde bir saldırı olacak olursa <laughs> Türkiye'nin herhangi bir yerindeki Türk toprağına saldırı, saldırı, saldırı yapılmış edilir. Dolayısıyla da oraya müdahale etmek gerekir. Ben de yani bu kamuoyunca aydınlansın diye eksik olmayın siz de evet. net olarak ifade ettiniz Hocam son olarak seçmenlere neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii şunu söyleyeyim. Her şeyden önce bütün seçmenlerimizin, hemşerilerimizin kendilerine en iyi hizmet edecek, sadece belli bölgeleri diğer bölgelerden ayırt ederek hizmet verecek insanlardan uzak tutmasın ve her şeyiyle hizmet edecek kişiler seçmesini diliyorum. Yani sadece siz Cumhuriyet Meydanı ile Sivas Caddesi'ne yatırım yapıp Eskişehir bağlarına, Yavuz Selim'e yatırım yapmayan, oralar dökülen bir Kayseri düşünüyorsunuz. Hava kirliliğinde Türkiye'nin ikinci şehri olarak gördüğünüz bir şehir görüyorsunuz. Ondan sonra şehri birbirinden plansız programsız yapılan bir yatırım görüyorsunuz. Diyelim ki raylı sistem yapıyorsunuz ama raylı sistemin her bir kilometresi 5 milyon avroya çıkıyor. Ve bunu göz önüne alacak olursanız aslında Kayseri'de çok daha önce yapmanız gereken yerler var, rantlar var. Onun dışında bir takım suistimaller var. Mesela e, Hunat Camii'nin belki halkımızın birçoğu bilmiyordur. Hunat Camii'nin mesela şu anki Kayseri e, parkın bulunduğu yerde, forumun bulunduğu yerde... 17,5 dönüm arazisi var. Hunat Camii'nin vakıf arazisi. Ama onun üzerine özel sektör çıkmış durumda. Ve daha önce kamu yararına diye alınan bölge vakıflarıyla yapılan sözleşmeyle alınan ki bu da yanlış. Ancak genel müdürlükle yapılan sözleşmeyle alınırdı. Stadyum yapılan ama stadyumun kaldırılmasından sonra bu mazbut vakıf olduğu için tekrar verilmesi gerekirken verilmeyip unutturulup herkese, onun yerine Kayseri Forum'un yapıldığı bir suistimal zinciri de var. Şöyle düşünün, Hunat Camii Selçuklu döneminden kalma Hunat Hatun'un yaptırdığı bir camidir. Bu caminin vakfının arazisinin 17,5 dönüm, biraz daha fazlası 17,5 dönümün bir arazinin, bir özel sektörün binasının üzerinde oturduğunu göz önüne alacak olursanız buna karşı geldikten sonra Cıncıklı Camii dahil birçok caminin vakıf arazileri de aynı şekilde sokulmuştur. Dolayısıyla bütün bunları göz önüne aldığınız zaman aslında bunlar inşallah 31 Mart'tan sonra hepsi tek tek ele alınacak. Herkes e, kim suistimalde bulunduysa bunun hesabı herkesten sorulacak. Çünkü siz Süryanilerin ve Rumların vakıf arazilerini verirken onlara bu ayrıcalığı tanırken buradaki e, kendi camimizin bir e, Müslüman ve ata yadigarı olan bir caminin vakıf arazisinin üzerine Bilmem Hollanda bilmem nesinin ona verilen bir binayı oturtursanız o zaman herhalde sizin doğru iş yaptığınızı kimse düşünmeyecektir. Bunlar dahil olmak üzere tümünü göz önüne almak gerekiyor. 20 sene bir yerde oturup da siz yeni bir şey getirmesini kimseden bekleyemezsiniz. Bir kere verirsiniz, iki kere verirsiniz, üç kere, dört kere, beşinci kere size aynı muameleyi yapan insan artık oy vermemeniz gerekir. Herkes kendisine gerçekten hizmet edecek kişileri seçmesi gerekir. Ben kim olduğunu söylemiyorum. Zaten hangi partiden olduğum belli. Bütün bütün hemşehrilerime e, inşallah hayırlı e, bir yönetime sahip olmalarını diliyorum Cenab-ı Allah'tan. Allah ayrıca birlik beraberliğimizi bozmasın ülkemizde. Dirlik düzenimizi bozmasın. Ülkemize zeval vermesin, milletimize zeval vermesin. Ama bayrağı ayaklar altına alanlara ses çıkarmayıp da bayrak reklamı yapanlara da kanmasın. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok tempolu teşekkür güzel bir program hocam. oldu. Metin Bey e çok teşekkür, ben de ediyorum. De teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler bu akşam da Seçim 2014 programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde tekrar buluşmak dileğiyle diyorum. Hepinize hoşça kalın Gözünüz bizde olsun efendim.